Zor olan şiirin hayatını yaşamaktır. Yazmak sonra gelir hep. Şiirde her sözcük sıra dağlar gibi birçok anlamı birden yüklenir. Şiir sözcüklerle yazılır demek budur. sözcüklerin ilk anlamları yani çocukluklarıyla yazar bütün ozanlar ele avuca sığmayan hayta hoyrat kitap okul kaçağı sözcüklerle kocamış sözcüklerin de gençlikleriyle şiirde bilgelik böyle bir şeydir. Bazı şeyler hala adlandırılmadıysa yoksa şiirlere girmediğindendir. şiiri düz yazıdan ayıran anlamın kullanılış biçimidir. Suçsuzdur ozan. Bunun için bunu kanıtlamak için yazar. Yeni bir şiir söz konusu olunca çoğunluk şiirden anlamaz demek, çoğunluğu hor görmek demek değildir çoğunluğun alışkanlıklara bağlı olduğunu bundan da kolay kolay kurtulamayacağını söylemektir. Bugün çoğunlukça da sevilen kimi ozanların başlangıçta karşılaştıkları hep bu tepki olmamış mıdır? Şiiri doğrular yürütür, yanlışlar yapar. Şiir tarihle doğrulanmasına, özdeşleşmesine karşın ona karşıdır da. Bilir ki tarih kıyıcıdır, zorbadır. Şunun bunun hakkını yiyerek kabarmıştır. Şiir tarihle, bu donmuş zaman demek olan tarihle hesaplaşarak onu aşar, değiştirir. Kendi tarihini ise öyle yazar. Öfkedir hep şiirin altında yatan akıtında daha çok o vardır. Şiir, gündelik dilin yanında ikinci bir dil bulmak, onunla yazmaktır. Bu bulunmadıkça şiir yoktur. Ozan düzeltmek için yıkar. Yeryüzüne bakışında bu vardır hep. mazlumdur ozan kıyıma uğramışlık yatar kanında asi'dir bu yüzden kimi ozanlar küçük ince suların adamıdır onların elinden tutarlar o küçük suların önünü açarlar temizlerler kendileri de kıyılarda dururlar bir çeşit köprübaşı olan kıyılarda adımı yazıyorum ozanlar yeryüzüne geldiklerinde bunu derler